İkinci VTR'm. Gelinlerimden Merve ile kayınvalidesi Türkan Hanım, gerçekten çok mutlu olmaya başlamıştım. Tam araları düzelmişken yine bir kriz patlak vermiş. Hay Allah'ım. Bakalım ne olmuş yine, izleyelim. Nesrin kızım, yarın final. Merve'ye güvenmiyorum. Elenebiliriz. Ama ben ekiple konuşup devam etmek istediğimi söyleyeceğim diğer gelinimle. Hangi diğer gelinin? Ya Nesrin, işte sen olacaksın diğer gelin. Benim küçük oğlumun nişanlısı diye tanıtırım seni. Anlamaz kimse. Oğlumla 2-3 tane fotoğraf çekeriz. Tezgahına da onları koyarsın. Anneciğim, Türkan Hanımcığım. Efendim. Nesrin gelinin nasıl? Nesrin diye biri yok. O Ersin, Ersin. Sen yanlış anlamışsın. O benim amcamın oğlu. Amcanın oğlu mu? Evet. Anne, Allah'tan kız sen gibi vicdansız değil. Gayet vicdanlı bir kız. Sizde çok vicdan var. Oturup... Benim arkamdan güzel dolapları çeviriyorsunuz. Kız Allah'tan vicdanlı bir kızmış ki senin yaptığını bana yapmadı. Merve abla, ben sen annen kadar kötü olamam dedi. Her şeyi anlattı bana. Her şeyi anlattı bana, sağ olsun. Şifreli mesaj onlar, şifreli. Kiminle şifreli mesajlaşıyorsun Ersin'le. Sen? Kimle? Amcamın oğluyla. Anne sen iyi misin? Evet, çok daha iyiyim. Daha başka hani, ya kızı tanımıyorum desen anlarım da o ne anne ya? Anne Nesrin'le de gelemezsin, ben buradayım hala. Gelmek istiyorsan ben elenirim, giderim o zaman gelirsin. Ben Nesrin diye birini tanımıyorum Merve. Yani biraz haklıymışsın Merve. Bu yazışmalar final haftasının Perşembe gününün yazışmaları mı? Aynen öyle. Sana ne zaman geliyor? Dün mü? Yeni geldi, evet. Dün akşam. Aynen, dün akşam geldi. Bombaymış. Siz buradan gideceğinizi düşünüp Türkan abla, buradan gitme hakkını diğer gelininle mi kullanmak istiyorsun? Gelir, tekrar gelmek istiyorsun, nasıl, öyle mi? Böyle bir şey yok. Nasıl yok ayol? Okulumuz ne? Ya uydurmadıkları ne bilen? Telefon zaten benim elimde değil. Şaka. Bu mesajları sen yazmadın. Hayır canım, ben yazmadım. Hala nasıl inkar edebiliyorsun? Ne? Ya Merve, ben yazmadım. Ya Allah. Ben o kadar sosyal medyada aktif miyim sen? Merve. Ben anne sen nerelerde aktifsin? Ah bir bilseler buradakiler. Merve. Allah Allah. Yok. Şimdi orada söylemişsin ama bir daha söyler misin Türkan abla? Bu aslında yazıştığın kişi kim? Amcamın oğlu. He. Ersin. Onunla mı böyle mesajlar? Evet, onunla bir iş ama kuracağız buradan gidersen. Ama biz şu an yanlış anlıyoruz. Aslında bu şifreli bir başka bir konuşma. Evet, başka bir konuşma. He. Bizim Ersin diye bir akrabamız yok. Ne? Ne dedin? Nasıl Ersin yok diye bir akrabamız nasıl yok? Nasıl yok? Anne İngiliz mahallesinde yok mu? Nasıl anne yok? Amcamın oğlu diyorsun. Tamam, o da amcamız bizim. Hayır, kesinlikle öyle bir akrabamız yok. Ersin tamamen... Ersin yok mu amca? Tamamen hayal ürünü. Allah. Anne sen onunla yıllar olmuştur görüşmeyeli. Merve bana bir anlatsana. Dün sana kim aradı? Kimdi kızın Nesrin. Adı? Nesrin kim? Ya Nesrin kayınvalidemlerin mahallesindeki bir kuaför kız. 26-27 yaşlarında. Ha, gelini de değil. Hayır, değil tabii ki. Benim kaynım bekar. Kesinlikle küçük oğlumuz bekar bizim. Hiç nişan yok, düğün yok, hiçbir şey yok şu an. Şöyle, bana bir mesaj geldi. Dem'den geldi bu mesaj. Ben baktım mesaja, içeriği okudum. Şok oldum. Ki zaten hani az biraz tanıdığım bir kızdı o kız da. Kayınvalidemlerin sokağında kuaförlük yapan bir kız. Kayınvalidem benim eleneceğim korkusu yaşamış. Bizim buradan gitmemizi istememiş. Neymiş, benimle bu yola daha fazla devam edemezmiş. Ben başarısızmışım. O yüzden o kızla yarışmak istiyormuş. Nişanlı taklidi yapacaklarmış. Mümkün değil yani. Evet. Oğluyla nişanlı taklidi yapıp 2-3 fotoğraf çekeceklermiş vesaire. Böyle buraya o şekilde analiz edecekmiş sizlere. Aman olmadı şeyler Merve ya. Gerçekten üretiyorsun ya. Anne bu kadarını yapacaklarmış. Anne ben bu kadarını üretemem. Gerçekten bu kadar aklım yetmez. Merve, bunun kanıtı var mı sende? Tabii nasıl ki var. Kanıtları? Nasıl? Tabii ki, ben kızla dün akşam konuşurken rica ettim. Bana numaranı verir misin? Oo, tabii ver bize. Ben arayalım. Her şeyi kanıtlı ispatlı yaptım. Hiç kusura bakma anne. Ben inkar edeceğini çok iyi biliyorum çünkü senin. Ben yönetmenimi de verdim. Tamam, arayalım Esra. Evet. Çok iyi olur benim için. Ha. Çok iyi olur, rica ediyorum. Sen şimdi kıza böyle bir mesaj attın, o da tamam dedi mi sana? Hayır ya, yok öyle demedi. Bir şey. Hala yok diyor ya. Tamam. Yok Merve. Anne bak arayacaklar. Arasınlar. Son kez soruyorum, arayacaklar. Tamam arasınlar. Tamam anne sen istedin. Yapacak bir şey yok. Merve içeride diyor ki, Merve benim telefonumu alıp kendisi de yapmış olabilir. Asla böyle bir şey yapmam, asla. Asla, bu kadar da düşmedim ben. Vallahi. Ben teyze. İçinizden böyle şeyler geçti oluyor mu gerçekten? Bunu çok sık duyuyoruz ya, işte seninle yarışmayacağım.
Duygu'yla yarışacağım. Senle yarışmayacağım, Ayşe'yle. Hep böyle başka bir gelin şeyi var kayınvalidelerim. Bende yok. Yok, sıfır. Bende yok. Ben Özlem'le katıldım bu olaya. Benim Özlem'le sonuna kadar giderim. Sonlandığı yerde de başka gelinle gelmem ben. Ya benim gelinim yok zaten başka. Ben bir tane. Ama ay, yurt dışında gelin onu mu getirdim? Böyle bir şey yapmış mıdır Türkan Hanım? Türkan Hanım yapmıştır. Aynen öyle. Hayır, çünkü Nurten, artık ben Türkan Hanım... Nurten iyi gari her şeyi her şeyi yapmış. Ama bir şey söylemek istiyorum Merve. Kayınvaliden sana güvenmemiş olabilir mi gerçekten? Ne olarak? Hiçbir zaman güvenmiyor ki bana. Bence güvenmemekte de haklıymış gibi. Gördük yani. Birinciliği Hatice'ye kaptırmışsın ya. Ne yapmışsın? Birinciliği Hatice'ye kaptırmışsın ya. Ha, burada yarışıp altın kazanamayacağına güvendi. Evet, anlamış kesti. Kadın. Ha. O zaman baştan başkasıyla gelirdi bu İkinci yarışmayı. İkinci seferde mi anladı bunu? Peki soru. Hatice sana sorayım. Sana kayınvaliden böyle bir şey yapsa, sen çıkarsan böyle yazışmalar ne yaparsın? Kayınvalidem yapar, yaptı da zaten. Eltime ilk zamanlar hatırlıyorsunuzdur belki. Sürekli çağrıda bulundu. Diğer gelinimle geleceğim, diğer gelinimle ama geleceğim ama o bizim yanımızda açık alenen söyledi. Böyle gizli ama mesaj. Ama arkadan yapmaz kayınvalidem. Ha, evet. Direkt söyler yani ama yapar yani. Hani. Sen de o zaman üzülmüştün bunu açık açık ama, söylemesine ama, rağmen. Ama Nursel Hanım o zaman da oğlum yoksa karımı yarışmadan çekerim dedi. Ha. Ben ya öyle hiç kimseye papuç bırakmam. Alıyorsan al karını başka gelinim var. Ondan öncesinde sen yapmıştın hayır, anne. İyi hatırla. Ondan öncesinde habire sen Gülay'la mı gelsem, Gülay'la mı gelsem dedin. Artık eşim de burasına geldi yani. Öncesinde hayır, hayır. Evet, öncesinde yap. Öncesinde de sen birileri her aldığında ağlarsan demişim. Hatice ile olan bu ara uyumsuzluğun net bir şekilde görünüyor. Yani rakip misiniz, takım mısınız anlamakta zorluk çekiyorum sizi. Hatice'nin bu ağlamaları artık beni de etkiliyor. Eğer yani bu böyle devam ederse... Artık bilezik de kazanamıyorsanız orada durmanın hiçbir anlamı yok. Bu hafta bilezikleri siz kazanmalısınız. Aksi halde Hatice'nin programdan çekilmesini istiyorum. Ağlayabilirim. Sen verdin en çok bana birileri. İşte aldığım birler sayesinde kıracı o. Ya gene çeviriyor buluyor kendini. Kızlar anlamamışsınız olayı. İşin formülü bir almak. Kesinlikle. O zaman sen. Ben kesin bu hafta altını alıyorum. Evet inşallah değil mi öyle olacak. Türkan abla bak çok ciddi soruyorum. Beni seversin ben seni severim. Nesin diye birini tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Birazdan bak çıkacak ortaya. Hayır tanımıyorum. Tanımıyorsun. Olmayan kişi nasıl çıkacak ortaya? Öyle bir yazışma yapmadın. Yapmadım yok. Tamam. Bir alo der misin benim için? Alo. Alo. Ha devam et çok. Alo. Türkan abla tanıdın mı beni? Ben Nesrin. Nesrin. Nesrin mi? Ben tanımıyorum Nesrin diye birini. Türkan abla gerçekten aşk olsun. Nasıl tanımıyorsun? Hala intihar ediyorum. Ben tanımıyorum tabii. 40 yıllık mahallenden bu komşuyum. Sen bizim kontrolü sürekli geliyorsun ya. Tamam gelebilirim de direkt seni alacaksın diye bir şey yazmadım ki ben. Kesin birilerine bir plan kurdunuz, benim üstüme atıyorsunuz. Canan bak sen sürekli bizim kuaföre gelmiyor musun? Her seferinde dönüyor musun? Merve yapamıyor, bize deneyeceğiz. Güzel yemek yapamıyor. Keşke başka bir gelinle tapulsam. Ben her seferinde bunları çalışıyorsun. Ben zaten Nesrin'cim merhaba. Merhaba, hoş ben... geldin. Nesrin'cim siz kaç yıldır tanışıyorsunuz? Nesrin Hanım açıkçası biz Türkan ablayla yaklaşık bir 5-6 senedir tanışıyoruz. 5-6 senedir evet, tanışıyorsunuz. Evet. Sizin kuaförü geliyor. Ben Türkan ablaların mahallesinde bir kuaförde çalışıyorum. Yıllardır da orada çalışıyorum. Ya Türkan abla olsun ve hatta yani Merve abla bile beni tanıyor evet, çünkü o da evet, geliyor. Evet. Tamam. Siz şimdi bu yazışmayı nasıl gerçekleştirdiniz? Yazışmadan önce zaten sürekli Türkan abla bizim kuaförümüze uğrayıp ya her seferinde söylüyordu Merve'nin kötü yemek yaptığını ve başka bir gelinle kapılmak istediğini. En son gide gele benim aklıma işte sen benim küçük oğlumun nişanlısı ol. Oğlumla 2-3 tane senin fotoğrafını çekeyim. İşte senle katılayım. Sen benim gelinim ol. İşte oğlumla nişanlıymışsın gibi davran. Bu şekilde benim aklıma soktu. Ben de zaten katılmak istiyordum yarışmaya. Nesrin, araya giriyorum. Türkan abla, senden bahsediyoruz. Hala inkar ediyor musun? Nesrinciğim, bu olayı sen demedin mi bana? Sevgilim yok, nişanlım yok, evli değilim. Sen de böyle bir yapalım da katılayım demedin mi Nesrin?
Gerçekten aşk olsun. Nesrin mi dedi? Nesrin mi dedi? Evet. Türkan abla ben geleyim. Evet. Şimdi de bu konuşmayı ben değil sen yaptın diyorsun. Ha niye yapacak ki? Nesrin bunu niye yapsın? Türkan abla. Ne bileyim ben Nursel'e. Buraya mı gelmek istiyor? Demek ki buraya gelmek istiyor. Allah Allah. Evet Nesrin hattan düştü bence. Arkadaşlarım dener olursa bir daha bağlanır ama biz zaten anlayacağımızı anladık. Fazla. Nesrin diyor ki ben seni 5-6 yıldır tanıyorum. Sen sürekli gelip Merve'nin dedikodusunu yapıyorsun diyor. Onu istemediğini söylüyorsun diyor. Nesrin bak seni oğluma almak istiyordum ama şimdiden sonra istemiyorum artık. Ne? Oğlunu mu beğeniyordun? Evet. Nesrin gördün mü hattan düştüğü kızın kısmeti kapanacak. Bir altyapı oluşturuyor musun zaten? Sen Nesrin'i beğeniyorsun. Evet beğeniyordum. Ha, küçük oğluna alırım diye düşünüyordun. Evet. Beni neden yakıyorsun onun yanında o zaman? Eşi inkar evet, ettin. Tabii düşüyorsun kızım. Modun düşüyor. Yapamıyorsun. Bir de onunla deneriz. Şifreli konuşma bunlar. Hani insana kendi zekasını bir düşündürtüyorsun yani. Sanır sen hanım ya. He? Öyle. Artık Merve evde nasıl kötü davranıyorsa kadına, kadın korkudan yalan söylemek zorunda kaldı. Ben hala neresindesin olayın? Ben anlamadım ki ya. Merve'nin de gitmiş. Ben de senin hem cinsinim hem de arkadaşınım ben burada aynı zamanda. Ben bu arada sana haklısın demiştim zaten olsun. Burada. Sadece neden yapılmasını istemiyorum. Yalan söyler. Konuşmayın şey birbirinizi sana duyuyorum. Yapılmasını istemediğin hiçbir şey karşı tarafa yapamazsın. Merve'ciğim zaten ben sana haklısın demiştim. İkincisi de bir insan neden yalan söyler bunu anlamaya çalıştım sadece. Sen şu an kayınvalidenin tarafını tutuyorsun. Hayır tarafını tutmadım. Ha, ne yaptın ki kadına yani diyorsun? Evet, empati kurmaya çalıştım. Neden Türkan teyze neden yalan söylemiş olabilir diye düşündüm. Ve Türkan bu teyzene bilim insanları bile yetemiyor maalesef. Sen hiç yetemezsin. Kaçma psikolojisi ya, başka hiçbir şey değil. Maalesef öyle yani. Türkan teyzenden bahsediyor. Yok, daha şey yaptığının hiçbir açıklaması ben olamaz. Ben telefonlarımı neden karıştırıyorsun? Anne ben telefon karıştırmadım. Kız Alani bana mesaj attı. Abla böyle böyle bir durum var ki zaten sesini duyar duymaz anladım o mahalledeki Nesrin olduğunu. Çok da güzel ya oldu. Ya kafasında bir plan olduğu evet. Kesin. Şimdi Nesrin'i de gözüne de kestirmiş gelin olarak. Bilmiyorum yani ne yaşadığını sen biliyorsun. Biz şu anda şahit olduğumuz kadarına şahit olduk. Türkan abla seni anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsun. Valla yakıyorsun bende devreleri. Ben de yakıyorum. Hayırlısı Nesrin de gitti hattan. Son tadımı yapmamız lazım. Kiminle? Hüsniye Sultan'la hazırsak günün son tadımını yapıyoruz.